Evet merhaba, 101 Plus'a hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konu var. Uzun süredir hemen hemen bütün sosyal medya platformlarında bahsediyordunuz. İşte keşke bir araya gelseler. Daha önce biz çok derste bir araya geldik ama ilk defa kameralar önünde bir sohbette bir araya gelecek. Sıcak bir sohbet olacak, bol tarihli bir sohbet olacak. Bugün konumuz benim 18 yıl önceden hocam, Sayın Profesör Doktor İlber Ortaylı. Başlıyoruz. Bugün size biraz bir tarihçi olarak sizin eserlerinizde okuduğum, ilginç bulduğum şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunlar bence çok fazla gündeme getirilmiyor ama ben daha öğrenciyken benim aklıma çok şey getirmişler. Bunlardan biri siz bu modernleşme 19. yüzyıl üzerine evet. Uzmanlaşmış birisiniz. Petro ile 2. Mahmut arasında bir evet. Kıyaslama yapılmasının hep iyi olduğunu söylüyorsunuz. Mesela Rusya belli şeyleri başardı, Osmanlılar başaramadı. 2. Mahmut başaramadı ya da başarabildiği kadar 1. Petro başardı. Sizce hani iki ülkeyi de bilen, iki dili de bilen biri olarak. İkisi de zaman farkı var. Kurumlarda tabii bir problem var. Onu en iyi tespit eden hiçbir tarihçi değil Cevdet Paşa'dan başka. Yani Cevdet Paşa çok iyi tespit etmiştir. Strelitzlerin kaldırılması diyor Büyük Petro devrinde ve bizdeki Yeniçeri kıyımı, Yeniçeriliğin kaldırılması. Bakarsan çok benziyor ama 100 yıl var orada. Aynı değil diyor. Birisi diyor Strelitzler heriflerin sırtında uğruydu diyor Rusya'nın. Bu ise Devlet-i Aliye'nin kalbinde bir seretan idi. Edebiyat yapıyor. Seretan ne? Akrep. Akrep neyin timsali? Kanserin. Yani kalbimizde bir kanser. Çok farklı şey ikisi tabii sırttaki urla. Dolayısıyla bütün vücudu temizlemen gerekiyor ondan. Ve bu tabii bir dizi reformu getiriyor. Maliyeye, şehir idaresine, karakollara kadar. O tabii çok vakit alıyor ve çok sarsıyor cemiyeti. Yani bir muhafazakarın tespiti bu. Bir devrimbaz devrimci düşünceli gibi insan içinde bu yeterli değil. Peki siz Mahmut'tan sonra gelen bu batılılaşma sürecinde? Hiçbir şekilde bir kopukluk yok. Yani Sultan Abdülmecit onun oğlu. Cumhuriyet'te de mi yok? Size. Hayır, Cumhuriyet'te de yok. Çünkü yani çok tuhaf bir şekilde Türkiye, o da askeri yapısından ileri geliyor, işgal ettikleri batı topraklarında. Yani kendimizin çok geç geldiğimiz ve bizi de herkesin işgalci ve misafir diye gördüğü bir arazide tutunmak için hiç lamıcımı yok. Fazla tartışamazsın. Askeri reformlarını, idari reformlarını yapmak zorundasın. Elinden geldiği kadar radikal olarak. Onun için kimsenin bu konuda tereddüdü yok. Yani birisi oturuyor Türkçeyi sadeleştiriyor. Bilmem ne devlet dilinde bunu yapan Cevdet Paşa. İşte Sırrı Paşa falan böyle. Bir kısmı da öbürü de alkıyor artık. Abdülhamit Latin harfinden bile bahsediyor ya. Yapaması da başka biri de yaptı. Bu bir gecede cahil kaldıkçıların pek bilmediği bir argüman. O çok boş bir şey. Ben yani de öyle... Eskiler de çok cahil. Ki Osmanlılar döneminde de düşünüldü aslında harf reformu, harf emberi vardı. Ben çalıştım yani ben yeni gençlerim biliyorum Osmanlıca bilenim. Bir de orada hayatını geçiren jimnazyumda, idadide falan ne kadar acizler bahsedilir. Yani eski adamlar siyakat yazı falan okuyamıyor ki, divani yazı falan. Bizim evet, aslında kendi içinde de bir unutma geçmiş, arşiv belgesini yazmış. Hiçbir şey yayınladıklarını gördün mü evet. Sen eskilerin? Evet, doğru. İlk ikinci meşrutiyette başlamıştır yayınlamalar. Toem işte, mecmuanladı, biliyorsun. Orada bazı makaleler falan istifade gitmiş de sicil okumuş, kim gidip siyakat belgeleri okumuş. Yani şeriye sicilleri ne zaman yayınlanmaya başlar? Akdağ'ın kitabında var ya bir o köye gidiyor, bir bu şeye gidiyor. Evet, bir şeye, bir arada bile bir şeyin devamı o. Köprülü talebesidir. Yani o gidiyor. Başka bir sıkıntı vardır Türkiye'de o kanatta. Yani o kanat lisan bilmez, Avrupa tarihi bilmez. Mesela sen bilmiyorum kitabı okumuşsundur herhalde. Uzun Çarşılı polio eyaleti diyor. Puglia. Puglia evet. Evet. Polio diyor Alena. Bir alıp bakmamış şuna Puglia diye yazıldığını ve düzeltti. Ben Halil Hoca'dan biliyorum. Fernand Braudel bile bunun bir tane kopyası varmış bizim hocanın. O elden ele bir tane kopya kütüphanede biliyor. Braudel bir tane işte o çocuklara okuturdu onu Fuat Bey. Yani değişik bir adamdı Fuat Köprülü her şeye rağmen. Fransız literatürüne düşkünlüğü, okumaya çalışıyor, okuyor, tercüme ettiriyor. Mesela Abdülkadir İnan vardı rahmetli. O onun Rusça çeviri yapmaktan başını kaldırmazdı asistan.
Tabii ki Sark dillerine de nüfusu o kadar derin değil, en büyük alimi değil o işin. Orada ama Abdülbaki Gölpınarlı vardı. Ondan sonra Orhan Şaik Bey'e Almanca şey çevirtirdi, Menteşe. Ve aynı çeviriyi Halil Bey'e de yaptırmış hocaya. Ben bunu bilmiyordum. Bunu bana kim söyledi? Takdim ettikleri vakit İnalcık talebesi diye Paul Wittek dedi. Ha Halil mi dedi. Benim Menteşe Fürstentum'u çevirdi dedi ve çok iyi yaptı ama onu basmadılar. Başkası basıldı dedi. Bu Ankara Savaşı'nı bastılar sanırım. Onun bir Almancasının çevirisi vardı Belleten'de. Onu, evet. onu da sanırım bir hoca çevirmiş. O yani. Başka yani çevirenlerin arasında bir tercih yapıyorlar. Halil Bey gitmiyor ona. Fakat onu ben daha iyi çevirmiş başka biri. Bana orada dedi ki Halil çok iyi çevirdi dedi. Öyle dedi. Ben de gelince hatta dedim, hocam bana boyuna Almanca çeviri veriyorsunuz, siz çok iyi Almanca biliyormuşsunuz. Kim dedi? Dedim, Wittek dedi, bilmem böyle olmuş dedim. Ha, eksik olmasın falan dedi. Sen dedikodu yapma, işine bak dedi. işine bak dedi, doğru. Ona yaptığım çeviri sayesinde bir şeyler öğreniyorum. Bana eski metinler veriyordu. Schweiger seyahatnameleri falan. Onlar 100 yıl sonra falan basıldı yani. Siz çevirmişsiniz. Türkçe'ye ama yeni ben katıldım. Türkçe'ye bastım, çevirdiğim zaman ilk çeviri benimkidir. İstanbul sadece istedim. Ondan sonra Yaşar Bey'inki çıktı. Onun yaptığından haberim yoktu Yaşar Önen'den. Sonra bir kız daha çevirdi. Türk İsmail çevirdi galiba sonra. Yani ben çevirilerle pek ilgilenmedim. Çünkü onu çevirene kadar da o Neuhochdeutsch denen yeni zaman Almancası, yüksek Almancası onu epey kıvırdım. Çünkü kıvırmama yardım ettiler. Viyana'daydım o sıra. Herkese sorabiliyorsun. Yani şimdi onun için o doğru değil tabii. Filolojik bakımdan yetişmemiz lazım. Yani. Evet bu bana da çok gelen bir şey. Dil öğrenmek şimdi Türkiye'de çok sloganlaşmış bir şey ama İngilizce dışında bazı dilleri öğrenemiyorlar. İşte İngilizceden başka şey de öbür takım. Hangi diller öğreniyor? Robert Kolejler İngilizce öğreniyor. Hayır hangi diller değil. Şimdi mesela Bizantinist olmuş Almanca, Rusça bilmek zorundasın. Fransızca da bilmek zorundasın. Yani buradaki makalenin çoğunluğu biter. Ya şu raflara sığmaz Almanca periyodiklerin şeyi Bizantinoloji'de değil mi? Bizantin artık onları online'da bulabiliyorlar. Eskisi gibi kitap bulma şeyi yok. Online'da buluyorsun ama tercümesini bulamıyorsun. Yok, dili bilecek işte yani. Kaçta kaç yani. Hochschulen in Konstantinopel diye bir makale. Daha hala hiç kimse hiçbir yere çevirmiş değil onu. Böyle ne bir Türkçe'ye, Fatih döneminde bir casusun mesela 5 sayfalık bir şey yazmışım. Kimse çevirmez onu ama uzmanıysanız okuyabilmeniz lazım. Okumak zorundasın. Mesela Rusça Bizantinistik dilidir. İtalyanca, Fransızca dildir. Yani böyle İngilizceyle olmaz o iş. Yani onu çok açık zannetmiyorum ki herkes de Türkiye'de çok iyi koyunabilsin veya işte Bizans'ın bir dönemi de Latince'dir yani müsaadenle Justinianus devri dahil. Justinian Yunanca'yı küçümseyerek bakan bir adamdı yani. Çünkü o bir filozof değildi. Aman Grek filozofisi. Ama idari kadar. Açıdan Latince daha hala Roma. Latince Roma şeyini seviyor. Onun bir biliyorsun Roma İmparatorluğunu tarif eden bir enkodiksiyonu vardır kanuna. Yani bu kadar olabilir. Bu kadar olabilir. Adam Latince biliyor yani. Ve Makedonyalı Yunanca ile alakası yok. Var. İşte sizin İngilizce ile olduğu kadar. Biliyor bile ama. Değil yani. Gayret de etmemiş. Ve kanunların Yunanca çıkışına vesaire aman diyor, efendim diyor. Anlamazlar ki diyor, yapılması lazım diyor falan. Çünkü adamın konuştuğu imparatorluk artık İstanbul'da. Batı gitmiş etrafımız zaten. Helen şeyi yani, Helen kültürü. Çünkü Anadolu'da Latin kolonilerini yok ettiler zaten. Başından Efes'te falan vardı. Roma demişken hocam, siz hep Osmanlıları bir yeni bir Roma, üçüncü Roma olarak görüyorsunuz. Bizim yapımız o. Mesela bunu Ruslar için kullanır ama Ruslar tamamen yok, bir legaliteden. Yok ama Rusların onu kilise falan çıkardı. Ya bir de işte bir hiç evlilik nedeniyle. Hiç hakları lazım değil, hiç hakları peki, lazım değil. Ben 20 sene kadar Roma'da yani Katalan'ın zamanında her sene Roma, La Terza, Roma. Roma seminerleri yapıyorduk. Hatta bizim şeyi de orada tanıdım. Daha doktorant bir talebeydi Havva. Öbürü de doktoranta, doktoraya yolladım onu başa. Şimdi orada üç unsur vardı. Ruslar, İtalyanlar,
Fransızlar. Ve konuşma dilleri de buydu konferansta. İngilizce falan yoktu. Hiçbir zaman İngilizce bir paper olmadı orada. Sonra 92'den itibaren benden evvel başlamış o sıra. Ben Deniz'i çağırmaya başladılar. Çünkü Osmanlı'nın da 2,5. olduğu anlaşılmış. Siz benzerliklerden yola çıkıyorsunuz aslında. Hayır, benzerlik değil. Ne demek istiyorsun tam olarak? Benzerlik değil, sistem odur. Yani biz öyle bir ideolojimiz var Roma diye. Çünkü bundan Osmanlı bu topraklara gelmiş. Yani Selçukilerden başlayan bir şey bu. Roma bir etnisite değil çünkü. Roma bir dünya, bir üniversalite. Evet. Çok önemli. Rumi dediğin zaman İstanbul Rumu falan gibi konuşulan bir şey değil. Zaten 19. dönemde Osmanlılar İslam diyorsa verilen isim aslında Rumi. Roma dedi. Yani Yunanlı lafını kullanmıyoruz çok sık ama Rum da şey değil yani illa Rumca konuşan biri falan demek değil yani. Bu bir tartışma da yaratmış ya Köprülü zamanında. Tartışma yarattı tabii. Köprülü Bizans'ı reddetmeyi çok büyük bir hüner saydı. Nasıl cesaret etti bu yazıyı yazmaya? Bilmiyorum. Birkaç tane kaynağa baktı. O daha bir Pers İmparatorluğu gibi o kültürün yani içinde. Yani bunu bir hakaret sayıyor Bizans'tan kalmayı. Çünkü Köprülü'nün zamanında sağ eğilimli, Hristiyan eğilimli Avrupalılar, bunlar yamyam Türklerdir. İyi bir şeyleri de varsa işte Bizans'tan almışlardır. Peki yamyamların başka aldıkları sırf Bizans mı yani İran'dan ne almışlar onu bilmiyorlar. Biz o işe karışmayız diyor. Ayrı bir dükkan diyor. Yani hava o. Ona karşı yazdığı için. Gelmemişler buraya falan. Ha, o duyguya karşı ben onu anlıyorum. Aslında ne Bizantinistiz biz Türkler ne doğru dürüst Romanistiz. Yani biz bu imparatorluğun ne olduğunu anlamamışız. Anlayan kim? Fatih Sultan Mehmet'in kendi. Yani çok enteresan. Onun tabii şeyleri var, esasları. Rusya'ya gelince evet Rusya 15. asırdan beri bir Roma mirası meselesinde İvan Grozny'den sahip, beri de değil mi? Daha evvelden. Yani o 4. Ivan'dır biliyorsun. 3. Ivan'dan beri işte o şişman paleolog prensesiyle evlenme falan hepsi. Evet yani bunlar mecbur çünkü. Peki, üçüncü, Roma demişken? Yani o Roma hikayesi o şekilde oturdu. Bütün bakın mühim mesele bu insanların bu işi anlamadan bir şeye tabi tutmaları, bizim tarihçilerimizin bir kere imparatorluklar dünyasını iyi etüt etmeye gerekiyor. Yani civardaki. Şimdi bugünkü Rusya'nın ciddi alimleri, tabii o zaman kim böyle Maxim de Grek, yani Maxim Grek istiyorlar ya işte Yunan asıllı gibi. Hı hı. Yahut işte ne bileyim takım Slavyanofiller gibi falan düşünmüyorlar. Yani ama akademik Sakharov Roma'ya gelen adamdı, tarih enstitüsü başkanıydı, o bile dedi. Bu efsanedir dedi. Birkaç kişi de rapor okudular bu konuda. Yani 3. Roma hikayesi efsanedir dediler. Bu korkunç Ivan'ın böyle bir lafını Eisenstein gibi bir rejisörün filme çekmesi, Stalin'in bunu tutması da çok fazla şey ifade etmez. Burada da öyle bir şey denmiyor. Burası daha çok Roma. Çünkü imparatorluk kozmopolitizm ve Akdeniz'in hakimiyeti, coğrafya, Orta Doğu'daki çevre zaten harita gösteriyor gerçeği. Tabii yani, zaten hayaller Cihan Şümul İmparatorluğu. Peki Cihan Şümul diye de aslında okyanuslara da çıkmadık yani. Evet. Seferlerin o Cihan Roma İmparatorluğu. Cihan Roma İmparatorluğu, Akdeniz dünyası. Tabii Roma'nın pek de meskun olmayan ama mirasına çok sahip çıkan Barbaristan bölgeleri hariç Britanya ve Barbarya bölgeleri. Bölgeleri, Germanya falan, Galya. Buralar doğrudan doğruya Roma sayesinde tarihe takdim edildiler. O bölgelerin tarih uzvu, tarihin objesi olmaları mümkün değildir Romalılar olmasa. Çok açık çünkü yazılarını kimse yok yazıları. Kimse onları okuyamaz zaten ne yaptıklarının. Çok enteresan. Bütün materyali Roma İmparatorluğu veriyor bize. Yani bu Galler kimdir? De Bello Gallico'da sanılan kabileler arasında falan kimlerdir?
nedir bunlar? Bunların mahiyeti nedir? Nasıl işler? Antropolojik bunlar? Çalışma gibi değil mi? Çok enteresan. Antropolojik çalışmayı şey yapıyor zaten. Germanya'da Tacitus yapıyor. Çok da enteresan şeyler söylüyor. Ki bu adam bir konuda cahildir. Mesela Yahudiler üzerinde söyledikleri rezalettir. Tamamıyla koca karı dedikodusu gibidir. Bir Roma elitinden biri o kadar halk denememiş olabilir. Yani şunu diyor mesela, bunlar çok tembeldir. Haftanın bir günde tamamen yatarlar. İşte altın buzağı ayağı kaparlar. Hayır, kulaktan dolma bilgiler. Mesela Shlomo Goetheim dedi ki, Akdeniz'in... dedi, herif dedi yani Shlomo Goetheim, bu adam kapı komşusunda bir sürü Yahudi var. Sorsa yazsa doğru dürüst daha iyi bir şey yazar dedi. Bunu niye diyor? Kimindir kitabı Miller Valnahal? Bak o da çıktı İngilizce, Fransızca ama Arapçasını okumak lazım yani, değil mi? Burada diyor ki yani bu adamın 11. asırdaki ulaştığı seviye, Hristiyanlık bilmem ne hakkında yazdıkları, Yahudilik hakkında ne kadar aydınlık, ne kadar ileri bir bilgi diyor. Medeniyet Tacitus'tan buraya ne kadar büyük gelişme kaydetmiş diyor. Shlomo Goetheim'in çok... Altı ciltlik o Mediterranean Society'de. Öyle şeyler yani, onun için... Peki Roma demişken hocam, Avrupa. Sizce Osmanlılar bir Avrupa İmparatorluğu diyebiliriz ya da Avrupa'nın içinde değerlendirilmesi gereken bir şey mi? Yoksa çünkü bu Bizans döneminde de mesela bu 13. yüzyılda biz Bizans tarihinde şeyleri görüyoruz. Biz doğulu muyuz, batılı mıyız? Hep böyle tartışmalar. Bunlar eskiden yoktu Şark'ta. İşte demin zikrettik gene üzerinde duruyor. Bir şahrastani değil bu kitabı Miller Volnahal. Oturuyor adam, tarih yazıyor, merak ediyor, bilmem ne yapıyor, coğrafyaya bakıyor. Böyle doğu batı kavramları yok. Hatta İslam Hristiyan üzerinde de duruyor ama öyle bugünkü gibi durmuyor. O çok ilginç bir şey. Nasıl ve değil yani, durmuyor ve onun kalıntısı aslında diyeyim bir şekilde İtalya'ya bulaşmış. Yani İtalya, Dante Alighieri falan zamanda ve mekanda gidişleri, yani mekandaki bakışları dünyaya, Akdeniz'dir o ve zamandaki gidişleri falan çok farklı öbür Avrupalılardan onun için. Yani ilahi komedyada efendime söyleyeyim L'Inferno var, cehennem, arada bir purgatorio, araf var, sonra paradiso. Cennet. Şimdi o L'Inferno'daki insanlara bak, zaten bir kere Virgilius, Dante'nin cehennemi gezdirirken rehberliğine başvurduğu adam Virgilius. Ve öykündüğü insan aynı zamanda. Aşağısı kurtarmaz. Tabii. Yani öykündüğü literal aşağısı olarak öykündüğü kurtarmaz. İnsan. Fakat görüyorsun Virgilius ondan cehenneme girdi. Rehberlik yaptı. Çıktı. Purgatorio'da şey yaptı. İnferno'ya giremedi, Paradiso'ya. Şimdi o paradise giremeyen insanların hepsi ya Müslüman ya antikitenin büyük adamları. Bayağı da eğlenceli bir yer olmalı. Hristiyan olmadığı için giremez. Yani evet. Ama hepsi orada adam. Hocam modernleşmeden orayla ilgili bir sorum daha var. Şimdi sizin gene çok enteresan yani bir Panzak'ta var, bunu çok güzel anlatıyor. Sanırım imparatorun en uzun yüzyıldaydı, hep satır aralarında kalmış. Sonradan çok geliştirmiş ama kimse de şey yapmadı. Kapitülasyonları biz hep sömürü aracı olarak görüyoruz. Ama yok, aslında çift taraflı. Çifte. Ve mesela şu, biz niye karşılık veremiyoruz, niye ticaret yapamıyoruz, neden merkantilistir Osmanlı? Şimdi evet, onun Osmanlı üzerinde yok durmak lazım. Yani bir mesela durmuş. Şimdi bizde bir kere bu kapitülasyonları herkes işte bizi yıkan bir hata, öyle bir şey yok. İkincisi, kapitülasyonları tahlil ederken bizim hoca biri İslami doktrinden hareket etti. Aman müessesesi, amnu aman. Halbuki bu Bizans'ta var. Çok İtalya'da böyle Roma hukuku içinde de bir metni var zaten. Evet, İtalya'da var ve bunun üzerinde duran aslında bir yerde Halil İnaldık talebesi olan rahmetli hocamız, bizim de hocamızdı, Sirafettin Turan'dır. O Venedik arşivlerinde falan da çalıştı. Bu Bizans'ta devam eden, Bizans'ın İtalyanlara falan verdiği kapitülasyonlar, yani sistem orada kurulmuş aslında. Bütün Mısır'a falan yayılmadı. O Emnu Aman'a uyuyor belki. Uyuyor aman müessesesine ama. Ama biraz batıdan kurum, yani. Kurum batıdan değil. Kurum tamamıyla Bizanten. Yani evet, batı derken. Roma'da evet söz konusu değil. Roma zaten her yerin sahibisi. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani, peki biz neden? Şimdi şöyle, Müslüman tüccarlar da oraya gidebiliyor aslında teknik gidiyor olarak. Gidiyor ve fakat gitti ve gitti. Yekünde niye biz açık veriyoruz ve sömürüyoruz? Veremiyor, senin üretimin o kadar. Yani işte neden Osmanlı bir merkantilist sistem
Merkantilizm hikayesi değil, o ayrı bir şey. Merkantilizm dediğimiz şey İtalya'da da yok aslında. Hı. İspanya'da da olmadı. Yani İspanya ne oldu? Battı. Niye battı? Altını getiriyor, getirip, mal üretiliyor. Üreten adamları da kovaladı işte, Arabı, Yahudi falan. Üretim olmadığı takdirde zaten böyle bu gibi bir politikaya cevap veremezsin. Hı. Yani İspanya'nın sömürgelerinde Göyao'nun Hollandalılarla İngilizler gidip mal alıyor, mal satıyor. Öyle sömürge mi olur ya? Finansörlüğünde ya Amberler yapıyor ya Cenevalılar yapıyor. Evet, parayı da onlar yiyor zaten. O zeytin nereye, o paralar nereye gelmiş? Zeytinin yağı bu tarafa gidiyor aslında yani. O peki, çok önemli. Peki şimdi kapitalizme baktım. Çünkü yok İspanya'da onu karşılayacak bir şey. Türkiye'de var mı? Var. Var olduğu müddetçe çok iyi. Tüccarımız var bizim sağda solda. Ama doğuya gidiyorlar ve batıda kadar. Doğuya da gidiyor. Mesela Balkanlar da var. O Balkanlardaki bir sürü tüccarlar. Bak mesela böyle makaleler çıkıyor. Sırbistan'dan şuradan buradan bir takım tüccarlar Viyana'da, Macaristan'da. Erdel'de bir sürü Bulgarlar var. Bunlar neden geliyor? Bunlar bizden giden kapitülasyon şeyleri. Yani 18. asırda Erdel artık bizim değildi. Bir sürü Bulgar tüccar var. Ne demek o? Hayır yani herif bizim. Çünkü orada herif kaytan üretiyor mesela. O kaytan Avusturya ülkelerine gidiyor. Kim götürüyor onu, o götürüyor. Yani başka böyle bir kapitalistler de çıkmış. Fakat artık 18. asrın üretim biçimi, ham madde devşirme biçimine biz yetişememişiz. Yani bütün mesele bu. Balkan demişken bir başka konu. Evet. Balkan dillerini bilen birisiniz. Hoşçakalın. Yani ben, en azından Osmanlı tarihçileri içinde siz ben yeni evet, yeni çok erkenden birkaç yani ilginç makalenizi hatırlıyorum gene. Şimdi evet. Aklıma geldi. Bu Balkan historiografisinde işte tartışmalar falan özetliyordunuz. 90'ların başında yazdınız. Evet. Aklıma gelirse altına evet, yazarım. Evet. Şimdi bu milliyetçilik geldiği zaman Osmanlı tabii başına bela alıyor. Ve buna çözüm bulmak aslında 19. yüzyıl. İmparatorluk evet, en uzun yüzyılı. Evet. Peki şunu soracağım. Eğer bu savaşlar olmasa, Rusya olmasa, Osmanlı bu setback dediğimiz yani zorluklara karşılaşmasa, bu böyle çok milletli bir imparatorluk olarak yaşayabilir devam miydi? Etmezdi. Bence etmezdi. Etmezdi. De, hayır edemezdi. Yok değil, etmezdi. Yavaş yavaş oturacaktı her şey yani. Kozmopolitizmin bir derecesi olacak. Çünkü belli insanların fikirleri var. Mesela Bulgarlar geliyor dual imparatorluk şey yapalım diye. Ama biraz saçma da. Macaristan taklit. Öyle bir makaleler bir şeyde Münih'teki Doğu Avrupa şeyinde Tutsik'te yaparlardı onu zannediyorum. Tutsik'te gittiğimiz yer çok enteresan bir binaydı o yalnız. Nasıl evrim onu anlatayım sana. Tutsik'te bir köşk var. Gölün kenarında Münih civarında. Bir dönem bunu 1945'ten sonra Almanya bu Ost Institut falan tamamen bir nevi Amerikan yardımcılığıyla bir nevi Doğu Bilim Casusluk Merkezi gibi yani Information Center gibi. Çünkü Amerikalılar Doğu Avrupa'yı inceleyecek kültüre sahip değiller. Almanların işi o. Onu iyi bilirler. Hiçbirisi değil o kadar iyi. O dönem böyle gitmiş. Bu zaman zaman açılmaya ve Balkanlı ve Rus alimlerin, Türk alimlerin, Yunanlının falan gelip oturdu, çalıştı, seminer yaptı, bir yer haline dönüştü. Yani insanların keskin kafaları yontulmaya, şekillenmeye, uyuma başladı. Anladın mı? Bir takım sert taşlar birbirinin üstüne oturuyor hakikaten. Çok önemli şeyler oldu orada. Yani bir ilkellik oldu mesela. Bir gün getirmişler. Böyle bir kart Liberator Patri diyor. Yani kimdi o zaman biliyorsun Kültür Bakanı Yunanistan'ın. Çok çok meşhur. Bizim Topkapı Sarayı'nda, Topkapı filminde de oynadı. Vallahi bilmiyorum hocam kim? Ya belediye reisinin, Atina belediye reisinin kızı. Hocam Atina belediye reisinin kızı biraz. Almanlara karşı çok şey kafa attığını iddia ediyorlar böyle bir. Melina Mercury. Şimdi Melina Mercury'nin imzası Liberator Patri işte Ege Mege bilmem Yunanistan'ın orası Ermenistan böyle bir şey dolaşıyor. Millet bana baktı ben dedim ya çözmüş Heleniz mi dedim. Batı Anadolu'yu veriyor. Buradaki nüfus bu kadar, buradaki bu kadar. Hemen evlenirler 20 senede biter iş. Yani çünkü saçma sapan bir teori. Güldü millet mesela. Ben hatırlıyorum bir takım Bulgar meslektaşlar orada utanıyoruz diye bizi selamladılar. O isim değiştirmeler sırasında falan. Yani iş artık oralara kadar geldi. Çünkü insanlar birbirini tanıyor. Buradaki ilginç seminerlerden biri de Federasyon Pleni Aften Balkan'dı.
Balkan'da federal. Tabii ki gizli revolüsyon komitesi, tayinli komite, telaffuzum çok iyi diye Rusça'ya kaçıyor. Çünkü ben Usturup Bulgarca öğrenmem hususi, okumak için şey biliyorum. Gerçekten bir anayasa hazırladı. Bu çifte monarşiydi. Bunun Türk kısmı var, Bulgar kısmı var. Aynen Avusturya, Macaristan gibi kurullar falan, ama Sultan Abdülaziz Han Efendimiz... Yani Araplara ne diyeceksiniz zaten? Yani şer oldu. Arapların federasyon planları bu kadar ciddi değildi. Onların galiba tek üstünde durdukları hilafet meselesiydi. Ve Arabistan örgütlü bir milliyetçilikte mukayese edilmeyecek kadar geri. Yani bu çok önemli. Milli bilinci de geç oluşuyor zaten. Milli bilinç diye o böyle bir Müslüman dünyanın içinde mesela hilafete çok takıyorlar. Bu da bir şeyi izah ediyor. Zaten sonra Nasırizm falan da yaygın. Onlar da Panarabizm falan. Yani hilafetle ilgili kitapları niye yakmış şey? Taymiye'nin, İbni Taymiye'yi falan, öbürlerini. Yahut bütün İran şeylerini mesela, hükümdarlara nasihatları falan böyle. Tabii, çünkü bunları yakmak gerekir. Başka yapacak bir şey yok. Yani Sultan Hamid'in yaptığı iş. Ama fetva da o rol oynuyor. Evet. Bu gibi kitapları yaktırdı, Maverdi'yi falan. Bunun için fetva veriyor, hal fetvasını. Mehmet Ziyadin Efendi müstebit olduğu için değil, bir laf geçti. Yaktırdığı için. Şeyden. O şeyin lafıydı bizim, Ümit Hasan'ın genç zamanında. O kadar hödük mü koca şey Hülislam diyor, müstebit olduğu için diyor, hal fetvası yazacak diyor. Ne olduğunu biliyor çünkü müstebit ne demek? İstibdat yapan işte. Ama diktatör. Evet. Diktatör kötü bir şey değil. Ferman, meziyet. Meziyet yani diktatör. Ha değil mi? Evet, zaten senatus, o sistemin içinde. Senatus konsulmanlığı bilmem diktatören dikeban. Diktatörlüğe tayin etti 6 ay bir sene için. 6 ay olunca iyiydi hocam. 30 yıl olunca biraz şey oluyordu. İşte 30 yıl Sezar'a geldi, oradan da cinayet çıktı. Oldu hocam, çok teşekkürler. 101 Plus'ın bu bölümünde çok değerli bir konumuz vardı. Profesör Doktor İlber Ortaylı. Bundan sonra 101'e daha sık konuk almaya çalışacağız. Çünkü dediğim gibi her hafta program yapmak çok zor olmaya başladı. Dolayısıyla biraz artık bazı insanlardan destek almak da gerekiyor. Sağ olsun hocamız bugün kırmadı, geldi. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.